Vay vay, sonunda, sonunda ne muhteşem bir gösteri. Mahir. Bu da neydi böyle? Bir şey hatırlayabildin mi? Hatırlıyor musun? Neler neler olduğunu gördüm. Mahir! Mahir ne oldu? İyi misin oğlum? Sana defalarca ondan uzak durmanı söyledim. Hadi Bolt buraya gelin. Kalk, kalk hadi. Kalk oğlum, belki de bir çeşit tepki verdi bünyesi. Bazılarının yılan dansı yapacağı tuttu. Merak etme oğlum. Merak etme. İyi olacaksın. Gel gel gel. Onu yukarı taşıyın hadi. Çabuk olun. Sana söylemiştim Bela. Ne kadar çabalarsan çabala beni yenemezsin. Üstelik bu gece asla. Sana söylemiştim. Ben de sana bu gece beni yenemeyeceğini söylemiştim, değil mi? Tamam, nasıl istersen. Bazılarının mutluluğu kısa sürer. Senin de 4 saat bile vaktin kalmadı. Öyleyse şöyle yap bence, git ve keyfini çıkar bu zamanın, tamam mı? Ne de olsa sonra hemen gitmek zorunda kalacaksın. 12. Ne? Henüz 12 olmadı. Belki 12 olmadı ama yüzünden korktuğum belli. Hadi canım şöyle yap. Yukarı çık ve biraz makyaj yap. Gelir geniş şöyle güzelce, gösterişli bir şekilde kutlayalım istiyorum. Ne dersin? Benim değil. Senin yenilgini kutlayalım bence. Çünkü kesinlikle kaybedeceksin. Olmak istemenin bir sebebini söyle bana. Bunu çok istiyorsun ama yapamıyorsun. Neden? Bela diğer kızlara göre evlilik bağından hoşlanmayan ve istediğini yapan asi bir kız. Eğer kızgınsan bana bağır, hakaret et ama neden bana beni tanımadığını, kim olduğumu bilmediğini söyledin? Ben senin karınım Mahir. Beni seviyorsun. Eğer böyle söyler ve böyle davranırsan ölürüm ben. Benimle dövüş, bağır çağır, ne yaparsan yap. Ama beni tanımadığını söyleme. Bana neler oluyor? Herkes o kız kötü biri derken ben neden onu kötü göremiyorum? Neden kalbim ondan nefret edemiyor? Çünkü kalbin doğruyu biliyor. O yüzden sözünü dinlemiyor. Lütfen Mahir. Bir kere dinle ve benimle gel lütfen. Bir kerecik. Bak Bela. Lütfen Mahir, ne olur bir kere olsun dinle. Lütfen. İçeri gel. Otur, otur.
neler oluyor? Bana ne oldu bilmiyorum. Ne oldu? Eğer bu kız annemin ve Viş'in söylediği gibi biri ise o zaman neden bu kadar düşünüyorum? Neden zorlanıyorum? Eğer onların haklı olduğunu varsayarsam... Mahir? Ne oldu? Hatırlıyor musun geçmişe dair anlar, konuşmalar veya başka bir şey? Sorun değil Mahir. Bu kadar endişelenme olur mu? Kesinlikle acelemiz yok. Her şeyi hatırlayacaksın. Sadece denemekten vazgeçme. Ama kendini de strese sokma olur mu? Üzülecek bir şey yok. Mahir, gözlerini kapat ve odaklan. Eminim bir şeyler hatırlayacaksın, eminim bundan. Sadece gözlerini kapat Mahir. Ve biraz düşünmeye çalış. Dene lütfen Mahir, lütfen. Şimdi beni iyi dinle. Nasıl bilmiyorum ama ne yaparsan yap Mahir Seygal'ı çıkar oradan. Belal'ın ona hiçbir şey hatırlatmasını istemiyorum. Onu buraya getir yoksa... Yoksa ne? Yoksa Vikrant'ını hemen buraya getiririm. Hem de şu şekilde. Anladın mı? Hayır. Vikrant'a bir şey yapma lütfen. İstediğini yapacağım. Ama bana söz vereceksin, tamam mı? Ona dokunmayacaksın. Git. Sadece konsantre olmaya çalış. Lütfen odaklan. Her şeyi hatırlayacaksın. Dene bakalım ne hatırlayabileceksin. Hadi Mahir. Biraz düşünmeye çalış. Bir şeyler hatırladın mı? Koşuyorsun. Ağlıyor ve bana doğru koşuyorsun. Ve çok korkmuşum, öyle değil mi? Hı hı. Hatırlayacağını biliyordum. Bunu biliyordum. Sadece düşün Mahir, hadi. Bu da ne? Bir şaka Bela, sen... söyler misin? Neden aşkımı benden çalmaya çalışıyorsun? Hayır bir şaka. Neden önünde duruyorsun? Bir şaka. Sakın. Tam olarak ne yapmak istediğini biliyorum senin. Mahir'i neden buraya getirdiğini biliyorum. O hafızasını kaybetti. Ve sen de ona saçma sapan hikayeler uyduruyorsun. Ama buna izin vermeyeceğim. Mahir'le yaşama şansın vardı ama kaybettin. Mahir'i terk ettin. Ama ben onu kaybedemem. İşte o yüzden tüm bunlara artık lütfen bir son ver. Mahir'i seviyorum. Ve o da beni seviyor Bela. Bırak bunu Mahir söylesin. Söyle Mahir, gerçekten onu seviyor musun? Hiçbir şey demesine gerek yok. Bana hiçbir şeyi açıklamak zorunda değil. Beni sevdiğini biliyorum ben. Anlamıyor musun bunu? O beni seviyor. Bunu biliyorum. Gel Mahir, hadi gidelim. Lütfen bir şaka, bunu yapma. Mahir her şeyi hatırlayacak. O zaman durma, git sakla. Çünkü Mahir hatırlamaya başladığı zaman önce senin onu aldattığını öğrenecek. Ve sonunda kimse seni kurtaramayacak. O yüzden bence saklansan iyi olur. Hadi gel Mahir. Lütfen Mahir, lütfen. Her şeyi hatırlıyorsun değil mi? Beni hatırlıyorsun değil mi? O zaman neden söylemiyorsun? Yeter Bela! Anlamıyor musun sen? Bela, aklını almıyor mu nedir? Mahir sen git. Hemen geliyorum. Mahir'den uzak duracaksın. Aklını almıyor mu? Vikrant'ın hayatı tehlikede. O yüzden sakın ortaya çıkma. Kimse yüzünü görmek istemiyor. Mahir'i kaçır ve buradan uzağa götür. Ne? İşte bu yüzden seni bu odaya hapsediyorum. Böylece kimse yüzünü göremeyecek. Özellikle de Mahir. Bir şaka ne diyordu öyle? Mahir'i kurtarmak için tek bir yol var. Onu kaçırmalıyım. Demek ki Viş Sumitra'nın planı hakkında daha çok şey biliyor. Evet, o yüzden bana işaret verdi.
Gerçekten de dışarıdan kilitli. Peki nereden kaçabilirim? Hiçbir yerden kaçamazsın Bela. Bu yılan hapsoldu. Mahir. Bela. Şşt, uyan artık. Mahir, saat çok geç. Kalk, konuşmak istiyorum seninle. Bir şey anlatmalıyım. Bana ne anlatmak istiyorsun? Aklıma bir şey geldi Bela. Ne geldi aklına Mahir? Sonra konuşsak olur mu? Anlamıyorsun. Sonunda cevabını buldum Bela. Neyin cevabını? Bana demiştin ki, bak, unutamayacağım bir şey düşün. İşte bunun cevabını buldum Bela, anlatacağım. Gerçekten gecenin ikisinde mi? Hadi ne olur Bela, lütfen kalk. Seni aşkla uyandırmıştım. Tamam, dinleme. Tamam, teşekkür ederim. Bu kadarı da fazla ama. Anlat diyeceğini sanıyordum ama bunu bile yapmıyorsun. Sen aşka aşıksın Bela, bana değil. Evet, bu doğru ama... Tamam, ne unutulmaz, anlat hadi. Sen. Sen ciddi misin Mahir? Bu soruyu sana sorduğumda böyle cevap vermiştin ve ben de sana şöyle söyledim. Bu konuda düşün dedin ve ben de düşündüm. Düşününce bile aynı cevabımı veriyorsun. Ben de sana demiştim ki çok özel bir durum veya özel bir şey, özel bir an ama herhangi bir insan değil. Çok şey istiyorsun Bela. Ne? Her şeyi benim söylememi istiyorsun. Sen neden söylemiyorsun peki? İyi de neden kızıyorsun Mahir? Mahir. Mahir, gece gece neden kızdın daha şimdi? Daha ne olsun Bela. Her zaman ilk adımı ben atıyorum. Haykırıp herkese seni ne kadar sevdiğimi, seni korumak istediğimi, sensiz yaşayamayacağımı, senden uzak duramayacağımı söylüyorum Bela. Bunu hep ben söylüyorum ama sen hiç söylemiyorsun, dile getirmiyorsun. Mahir. Ne Mahir? Düşün bakalım. Sen hiç inisiyatif aldın mı bugüne kadar? Hiç bana beni ne kadar sevdiğini söyledin mi? Veya biraz olsun hissettirdin mi bunu bana? Söyle hadi. Hiç yapmadın. Ne? Ne demek ne? Bak Bela. Eğer ömür boyu hatırlayacağım bir anı olsun istiyorsan bu durumu sözlerinle sen oluşturmalısın, tamam mı? Yoksa... İmkansız olacak. Güneş kara bulutların ardında gizleniyorsa o zaman güneş yok mu demek? Şairane konuşmayı kes. Şiir dinlemek istemiyorum. Ben şiir okumuyorum Mahir. Gerçeği söylüyorum. Hiç düşündün mü? Kıyıya vuran dalgalar geri gider. O zaman da kıyı acaba dalgalar geri gelir mi diye düşünür mü hiç? Hayır değil mi? Çünkü geri geleceğini bilir. Aynı şekilde ayın ortaya... Çıkma zamanı gelmediğinden, ay gözükmediğinde gökyüzü ayım geri gelecek mi diye şüphe eder mi? Ha söyle, şüphe eder mi? Hayır. Çünkü gökyüzü bilir ki gece olunca ay çıkıp parıldayacak. Peki canlı olduğumuzu anlamak için nefes alıp almadığımızdan şüphe ediyor muyuz? Hayır değil mi? Çünkü Mahir, bütün bunlar konuşmak ve göstermekle ilgili değildir. Bu hislerle ilgilidir. Öylece oradalar ve onları hissetmelisin. Sana karşı ne hissediyorsam ve nasıl seviyorsam bunu herkese haykırmam veya tane tane anlatmam gerekmiyor Mahir. Çünkü bu gerçek ve kimse bunu saklayamaz. Mutlu musun? Bütün her şeyi söyledim sana. Yani? Kafam karıştı.
Bu demek oluyor ki geceleri hava bulutluyken bir kumsala gitmen gerektiğinde nefes alışverişin hızlanır. Yani kalp atışın hızlanır, öyle değil mi? O zaman bu tansiyon sorunu. Biliyor musun? İnanılmazsın. Doktor çağıracağım şimdi. Her şeyi söyleyecek kadar romantik olduğum için deli olmam gerek. Romantik mi? Gerçekten mi? Sana söylemeyeceğim. Teşekkürler. Beni bırak gideyim Mahir. Neden? Güneş gelirse ay gider. O tarz bir şey. Benimle böyle dalga geçeceksen seninle bir daha hiç konuşmam. Öyle mi? Sakın böyle bir şey yapma Bela. Çünkü bunun olmasına izin vermem. Sensiz asla yaşayamam. Biliyorsun değil mi? Hayat boyu neyi hiç unutamam söylememi ister misin? Söyle bakalım. Kimsenin bugüne kadar aklına gelmeyen bir şey yap Bela. Herkesin önüne çık ve yüksek sesle korkmadan, utanmadan beni sevdiğini söyle, tamam mı? Yüksek sesle beni sevdiğini söyle. O zaman sessizce ne istersen yapacağım, nereye istersen geleceğim. Sana söz veriyorum. Sen delirmişsin bence. Aşkınla delirdim. Gerçeği söylüyorum Bela. Filmlerde kahramanlar hafızasını kaybeder. Gerçekten hafızamı kaybedersem ve sen de böyle bir şey yaparsan, işte o zaman her şeyi hatırlarım. Ne istersen yapar, istediğin yere giderim. Söz mü? Söz. O zaman sana bir konuda söz veriyorum. Eğer Hint filmlerindeki kahramanlar gibi hafızanı kaybedersen, öyle bir şey asla yapmayacağım. Bela! Biliyorum, senden asla zarar görmedim. Hatta şimdiye kadar bana faydan bile dokundu. Üstelik kapının altından o kağıdı attın. Ve Sumitra'nın niyetinin ne olduğundan bahsettin bana. Neden Mahir'le kalmak istediğini anlattın. Şu ana kadar bana hep yardım ettin. Lütfen bir kez daha et. Dur, bekle. Lütfen kapıyı aç. Dışarı çıkmam gerek. Lütfen kapıyı aç. Her kimsen sana bir iyilik borçluyum. Beni affet Ruhi, senin karşına çıkamam. Çünkü eğer annem bunu görürse beni mahveder ve senin de zarar görmene dayanamam, biliyorsun. Şimdi sana yardım ettim ama artık kendi savaşını kendin vermelisin. Tanrı'ya seni koruyup gözetmesi için dua edeceğim, merak etme. Dursana, ne yapıyorsun? Esas kız Çön'ün evlenmesine engel oluyor. Vay canına. Gelsene. Bu anı ölümsüzleştirmeliyim, hadi. Hı? Peynir. Çok tatlı, bunu yüklemeliyim. Cay, burada ne yapıyorsun? Ne? Sana yardıma geldim. Neredeydin? Ne zamandır seni arıyorum? Ben de... Aman tanrım. Ne var? Salonu düğün için mi hazırlıyorsun? Evet, öyle. Seni ne zamandır arıyorum? Neredeydin sen? Bir şeyler yapmalıyım. Ne bilmiyorum ama bir şeyler yapmam. Bu nikahı durdurmak istiyor musun? Ne pahasına olursa olsun. Tamam o zaman. Ben buradayım. Aklında ne varsa bende varım. Son dakika gelişen şeyler genelde müthiş dramatik, gösterişli ve eğlenceli olur. Büyük etki yaratır. Böyle şeyleri çok severim. Mahir'in bu kızla evlenmesini istemiyorsun. Ve seni ne kadar sevdiğini de biliyorsun. Bu çok açık.
Ama aşktan anlamayan insanları anlayamıyorum. Önlerindeki insanın onları ne kadar çok sevdiğini bir türlü anlayamıyorlar. Demem o ki daha hassas olmalısın. İşaretleri algılayıp önündekinin ne istediğini ve yanındayken nasıl davrandığını, utangaç mı, sana gülümsüyor mu, bunların hepsini anlamalısın. Lütfen o yüzden konsantre de... olur musun Jay? Tamam. Mahir beni çok seviyor ve bundan hiçbir şüphem yok. Senin için sevindim. Ama senin gibi aptal insanlar hiçbir şey anlamıyor. Ne, ben mi? Evet. Ben ne yaptım şimdi? Diğer kişi aşkını itiraf ediyor ve onlarsa dostluk yaptıklarını sanıyorlar. Neyse boş ver. O da kim? Anlayamazsın çünkü anlamak için beyin lazım. Tamam, odaklanabilir Anlat miyiz bana. Lütfen? Heh. Buraya nasıl geldin? Ben mi? Her zamanki gibi. Vın 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 vın. Düğün günü herkes için çok özeldir. Tüm dünya seni izliyordur. Benim düğünümde Archie'ye kimsenin bakmasına izin vermedim. Çünkü sadece ben bakabilirdim. Affedersin, senin de kafanı şişirdim. Kim vardı orada? Vikrant mıydı? Meyve suyu zamanı. Alın alın. Bu anne için ve bu da gelin için. Hey, endişelenme. Herkes düğün zamanı biraz gerilir. Bu çok normal. Sen bile mi? Ben mi? Hayır canım. Ama herkes Bulton'un adını duyunca geri çekilir. Gerilmedim. Evlenmeden önce gerilen çok kız gördüm. Ama Kuhu onlardan değildi. Ben düğün günümde çok ama çok mutluydum. Çünkü Archie ile evlenmek benim hayalimdi. Peki Ruhi nerede? Endişelenme. O Andy amcayla. Hemencecik dönerim. Hatta geldim bile. Söyleyeceğim yarım kalmıştı. Kızlar düğünden önce gerilirler. Kocalarını kontrol edemeyeceklerinden değil, onları severler, hoşlanırlar ama evlenmek istemezler. O yüzden türlü bahaneler bulurlar. Söyle bakalım Viş, senin bahanelerin neler? Ne? Mahir'i bırakıp benimle kaçmak için bahanelerin. Bulto, buradan gidiyor musun yoksa gitmiyor musun? Hadi. Ne oluyor? Nedir bu kadar uzun süren? Hadi gelin, herkes aşağıda bekliyor. Gelin hazır değil mi? Anneciğim çoktan hazır. O zaman gelin. Gel bir şaka, herkes aşağıda bekliyor. Hadi bırak meyve suyunu. Kuğu kızım, aşağıda yapılacak çok iş var, çabuk ol. Hızmamı unuttum. 2 dakikaya takar gelirim, siz gidin. Çabuk ol. Tamam. Vikrant. Vikrant. Gelinin sen olduğunu biliyordum. Beni zorla evlendiriyorlar Vikrant. Mahir'le evlendiriyorlar. Ve bunun olmasını istemiyorum. Buna izin veremezsin. Ben senin karınım. Bu evliliği istemiyorum. Lütfen durdur bu nikahı. Lütfen Vikrant, durdur bunu lütfen. Biliyorsun Vişaka, ben bunu yapamam. Nasıl? Sessizce oturup her şeyi izleyecek misin? Başkasıyla evlenmeme izin mi vereceksin? Bu umrunda değil mi Vikrant? Vişaka! Başka bir sorun mu var? Hayır. Hızmamı aldım, takıyordum. Kuhu, beraber aşağı inin. Gel. Neyse ki Vikrant'ı görmediler. Odayı toplayıp geliyorum. Sana ne demiştim oğlum? Seni uyarmıştım, hatırlıyor musun ha? Hatırlıyorsun değil mi?
Sana burada benim kurallarım geçer, bana karşı oynama demiştim. Ellerini tutup sana yürümeyi öğrettiğim günden beri, seni hizmetime aldığım günden beri artık sen benimsin. Bunu sakın unutma. Bugün de ben seninleyim anne. O yüzden seni düşünüyorum. Bir kerecik kalbinle düşünmeni istiyorum. Sadece bir kerecik anne. Rüya'ya acı çektirmek, onu üzmek istiyor musun gerçekten? Tabii Bela. Bunu yapmak istiyorum ve o yüzden yapacağım. Ondan ne kadar nefret ettiğimi biliyorsun. Nefret ettiklerimiz hakkında düşünürken kalbimizi değil aklımızı kullanmamız gerekiyor. Bak şimdi. Bugün yılın son günü. Neden Bera'nın bu evdeki son günü olmasın? O kadar da kötü değilim. O yüzden bu evden yalnız ayrılsın istemiyorum. Bir hediyeyle gitmeli. Yılın son gününde. Büyük bir hediyeyle hem de. Ne olduğunu biliyor musun? Görmek ister misin? Gel sana göstereyim. Bak, orada asılı duruyor. Öyleyse bundan sonra işimi bozmaya kalkma sakın. Yoksa sonuçları ne olur biliyorsun. Sana hayranım teyzeciğim. Kazanmak için öyle hırslısın ki. Hırs değil, adanmışlık. Ne istersem isteyeyim, yarısını değil tamamını alırım. Ben de tıpkı senin gibiyim. Bir şeyi isteyince sormam, direkt alırım. Kimseye söyleme sakın. Yakında yılan kristali benim olacak. Bunu diyeceğini biliyordum teyzeciğim. Bana sadece şunu söyle. Sana nasıl yardım edebilirim acaba? Bak, daha fazlasını istemiyorum. Ama madem sordun, Vişaka ve Mahir'in düğünü yolunda gitmeli. Hiç sorun olmamalı. Buna yardım et. Tabii ederim. Kesinlikle hiçbir sorun çıkmayacağını sana temin ediyorum teyze. İmli varken kimse bir şey yapmaya cesaret edemez. Bu arada oğlun nerede? Mahir. İşte. Şanslısın abim. İkiniz de şanslısınız. İkiniz de Wish'le birlikte oldunuz. Affedersiniz. Anne. Jay, dinle beni. Bak, Bela'ya yardım ettin mi? Her ne lazımsa yaptın mı yani? Evet anne, ettim ama... Tamam, iyi ama bu yanlışlık nasıl devam ediyor böyle? Bunu ben de anlamadım. Peki nasıl engellerim? Hiç bilmiyorum ki anne. Düşün çabuk. Şuraya baksana. Aman Tanrım. Çok güzel görünüyorsun. Sakın nazar değmesin. Peder gelmedi. Eğer gelmezse bu nikah nasıl olabilir? Hiç sorun olmamalı. Merak etme sen. Ben buradayken hiçbir aksilik olmaz. Hemen arıyorum. Alo Peder Bey, neredesiniz? Dışarıda işiniz ne sizin? Size içeride ihtiyacımız var. Çabuk gelin. Birazdan gelir. Dote giyiyor. O kıyafetle insan ne yapsa hızlı koşamaz zaten, değil mi? Ama neden endişe ediyorsunuz ki? Kendime güvenim tam. Eğer ben buradaysam asla karmaşa olmaz. Sorun bile sorun olmaktan çıkar. Bana güveniyorsunuz, öyle değil mi? Hata yapıyorsunuz. Ne dedin sen? Anlamasan da olur. Senin işin anlamak değil, öyle değil mi? O sadece pederin işi. Yenge, bu nikahtan emin misin? Emin olmasam bile bu nikah kıyılmalı. Ama bazen hayatta öyle anlar vardır ki bazı kararları mecburen almak, mecburen uygulamak zorunda kalırsınız, öyle değil mi? O an insanlar her şeyin yanlış olduğunu, olmaması gerektiğini düşünselerdi. Ama daha sonra biraz zaman geçince hayatta ne yaşamış olursa olsun insan o an anlıyor zaten zamanlamanın mükemmel olduğunu. Burada yine neler oluyor? Geç kalıyoruz Vişaka. Gel. Hadi.
Otur şuraya bakalım. Otur. Yüce Tanrım. Peder, peder burada. Neden geldi ki şimdi? Sen ne bir şeyler yaptın? Ne yapabilirim? Bela nerede peki şimdi? Bilmiyorum. Şimdi başlayalım. Çabuk. Kayınika çabuk. Ya Bela? Bela için endişelenme anne. Şu ana kadar çoktan kendinden geçmiştir. Bence bu yedek plana hiç gerek kalmadı. Nikah kıyıldıktan sonra Bela'yı uzaklara götürürüm. Nasılsa kendinde değil. Oğlum asıl sen kendinde değilsin. Çünkü o kızı hiç tanımamışsın. Mahir'i delicesine seviyor ve onu kurtarmak için her şeyi yapabilir ha? Hadi git kontrol et ve gözün üstünde olsun. Ağzını kapatıp gözlerini dört aç. Ve şu işi hallet. Sadece işini yap ha? Hadi. Ben senin karınım Mahir. Beni seviyorsun. Aşkımızı unutmuş olabileceğini kalbim kabul etmiyor. Damat şimdi gelinin elini tutsun lütfen. El ele eller. Tören bitecek şimdi. Sana ne dersem onu yapacaksın. Bunu sakın unutma. Zaten unutmama izin vermiyorsun. Sana karşı kullanabileceğim, seni mahvedecek kozu unuttun mu? Bunu sakın aklından çıkarma. O yüzden bugün bana karşı gelir ve Bera'nın tarafını tutarsan, ben de hiç istemediğim bir şeyi yapmak zorunda kalırım. Yeni yıl topunun içinde hapsolmuş bir hayat olduğunu hatırla. Yoksa onu öldürmemi mi istersin ha? Sakın bunu yapma. Sen zekisindir. Bu yüzden zekanı kullan ve istediklerimi yap. Yoksa Bela öyle bir duruma düşer ki aklın durur. Şimdi törene başlayalım. Damadın ablası gelsin. Tören neredeyse başlamak üzere. Nerede kaldın Bela? Bela lütfen gel ve engelle bunu. Biri bunu durdurmak için bir şey yapsın. Şimdi damadın ablası gelip damatla gelinin elini birleştirecek. Bırak, bırak. Bırak. Go, kızım bir saniye. Peder, bir saniye. Bir dakika Go. Aa, peder, eğer izin verirseniz bu özel görevi ben gerçekleştirmek istiyorum. Bu harika olur bence. Ve gelinle damadın bereketli bir geleceği olacağına dair bir işaret. Şimdi bu bağ sonsuza dek sürecek ve kimse bozamayacak. Yuvraç? Anne, ben kimseye davet etmedim. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.